çalışmalarınız nasıl gidiyor? Halkın tepkilerini nasıl görüyorsunuz? Çoğunluk aslında söylemediği, sahada konuşmadığı. Yeniden Halk Partisi de Cumhur İttifakı'na dahil oldu ve şu anki Cumhurbaşkanı'na oy verdiniz. Bunun handikabını yaşıyor musunuz? İttifaka girmeseydik. Peki neden Yeniden Halk Partisi İstanbul sözcüğümüzden bu kadar karşı? Aslında İstanbul sözcüğümüzü kadını savunduğunu söylüyor mu? 15 yılda 4 tane belediye başkanı değiştirildi. Tüm AK Partililer de var. Bunların sizin oy potansiyelini yükselteceğini düşünüyor musunuz? Madem sıkıntı varsa, problem varsa... Bir sürü işçi alımları oldu. Parsel satılmaya kalktı Atık Partisi'ye 3-5 bahane. AVM'nin satışı durduruldu. Evet. Görevden uzaklaştırılan, ihraç edilen bir kişi ekibi komple yeniden belediyeye geri getirildi. Şimdi yapacak iş gün belediye başkanı yapacağım diye. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Malatya mitinginde hem bizi kaybettirmek için çalışıp hem de bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara müsaade etmeyiz tarzında bir çıkışı oldu. Partililerden size gelen bu yönde bir tepki oluyor mu? Biz bir parti sever. Yeniden Refah Partisi'nin belediye başkanlığındaki oy bandını ne düşünüyorsunuz? Tepki oylarıyla beraber... Neden yeniden? Yeni olan ne oldu Refah Partisi'nde? Değişen ne oldu? Refah Partisi Türkiye'de... Cumhur İttifakı adayı AK Parti'nin, iktidarın adayı. Cumhuriyet Halk Partisi de Eskişehir, Ankara, baktığınız zaman İstanbul gibi şu anda CHP'nin elinde olan belediyelerden yardım alan bir belediye. Olarak belediye kaynaklarını ekstra bir şekilde nasıl bir kaynak sağlamayı düşünüyorsunuz? Belediyenin de bütçesi belli. Şurada iddialıyız. Cafer Aslanboğlu, Beşik Belediye Başkanı oldu. İlk yapacağı iş ne olacak? Bir an önce neden seçme Yeniden Halk Partisi'ne Cafer Aslanboğlu'ya oy versin? Bugüne kadar aldanmadık, aldatmadık. Doğru söyle 9 köyden kovarlar ama 10. köyde baş tacı yaparlar diye düşünüyoruz biz. İnşallah biz 10. köyde baş tacı oluruz. Birileri o makam için, koltuk için yapamayacakları şey yoktur. Yetimin hakkını yedirmeyeceğiz, yemeyeceğiz. Kendi etrafımıza, çevremize de bunu yedirtmeyeceğiz. Bilecik halkına, hemşehrimize bu konuda söz veriyoruz.